Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Pandas'ta crosstab fonksiyonunu göreceğiz. Şöyle göstereyim. Kegel notebook'umuzu açtık burada. Şuradan başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi önce kütüphaneleri import ediyoruz. Daha sonra benim şöyle bir veri setim var. Bunu data frame'e çevireceğim. Pandas data frame'e, tablo yapısına çevireceğim. Şimdi elimde şöyle bir tablo yapısı var. Şehir, cinsiyet, yaş kırılımları var. Bir de el kullanımı var. Mesela işte Amasya'dan bir kişi cinsiyeti erkekmiş, yaşı 23'müş, el kullanımı sağ elini kullanıyormuş. Ankara'dan bir kadın 33 yaşında sol elini kullanıyormuş. Tokat'tan bir erkek 41 yaşında sağ elini kullanıyormuş. Amasya'dan bir kadın 39 yaşında sağ elini kullanıyormuş. Böyle bir veri setimiz var. Crosstab'ı ne zaman kullanırsınız? Crosstab yine pivot table'a benzer bir özellikle çalışıyor. Ama kullandığınız noktalar olabilir. Şöyle gösterelim. Hemen yaparak gösterelim. Fonksiyon şöyle çalışıyor. Pandas'ı data frame oluşturduktan sonra df.crosstab diye çalışmıyor. Pandas tarafından pd.crosstab diye vermeniz lazım. İçeriye de data frame'leri vermeniz lazım. Data frame'inin kolonlarını vermeniz lazım. Bu kolonlara ilk başta verdiğimiz kolonu satırlar olarak alacak. İkinci verdiğimiz kolonda veriler olarak alacak. Bakın, şimdi şehirleri aldı buraya. El kullanımı da yukarıda sağ ve sol kırılımı olarak aldı. Şimdi şöyle yapıyor aslında. Buradaki kolonlara göre size bir özet çıkartıyor. Yaptığı olay o. Mesela Amasya'dan sağ elini kullanan 2 kişi varmış. Toplamda zaten 2 kişiymiş. Ankara'dan sol elini kullanan bir kişi, Tokat'tan da sağ elini kullanan bir kişiymiş. Cinsiyet şeklinde verelim mesela. Cinsiyet dağılımında görelim. Cinsiyet ve el kullanımına göre böyle bir özet grafik oluşturuyor. Crosstab. Peki yine margini burada kullanabiliriz. Margin ne yapıyordu? Sağ tarafa bir kolon ekliyordu. O satırların toplamını veriyordu. Yani şurada toplamda kaç kişi varmış? Erkek olan 2 kişi var, kadın olan 2 kişi var ya, bunların sağ tarafa toplamlarını getirecek. Toplamda da 4 kişi var. Alt tarafa da ekliyor yine. Peki, şuradaki örneğe de bakalım. Birden fazla veri ekleyebiliyorsunuz kolon tarafında. El kullanımı ve şehir ekledik burada. Bakın, el kullanımı sağ sol ve şehir kırılımı da burada var. Şöyle oluyor, sağ elini kullanan Amasya'da bir kişi, Tokat'ta bir kişi, sol elini kullanan Ankara'da şöyle 2 kişi var mı? Toplam sol elini kullanan Ankara'da kimse yok. Kadın olan bir kişi var. Şöyle bakarak okuyorsunuz. Böyle bir özet tablo çıkartıyor. Tabii bunları çizmediği için biraz da okuması zor ama ben genelde pivot'u kullanıyorum. Crosstab'ı kullanmadım çok fazla. Ama İşinize yararsa kullanabilirsiniz. Peki normalize ne işe yarıyor? Normalize index. Bu da şuradaki toplam vardı ya. Toplamı 1 olacak şekilde orantılarıma yapıyor. Orantısını çıkartıyor. Yani şimdi cinsiyete göre el kullanımını aslında şöyle yapsak daha iyi olur. Şu şehri sileyim ben. Tamam. Şunu da sileceğiz. Böyle daha kolay görebilirsiniz. Şimdi erkek ve kadınların el kullanımı. Erkekler daha çok sağ elini kullanıyorlarmış. Kadınlar daha çok dengeliymiş. Kadınlarda da olay. Erkekler için sağ elini kullanmaları daha yatkın. Kadınlar için de bu durum eşit diyebiliriz yani bu grafiğe göre. Onu sağlıyor. Buradaki oranları çıkartıyor. Normalize index. Peki farklı fonksiyonlar kullanabilir miyim? Kullanabilirsin crosstab'da yine. Pivot table'da olduğu gibi aggregator fonksiyonunu vereceğiz burada. Aggregate fonksiyonunu vereceğiz. Mesela burada da numpy fonksiyonlarını alıyor. Ortalamasını bulmak istersek böyle bir fonksiyon verebiliriz. Neyin ortalamasını alacak? Burada value kısmında bunu belirtmeniz lazım. Yaşın ortalamasını alacaksa onu belirtiyorsunuz. Burada da yaşların ortalamasını veriyor. Erkeklerin ortalama yaşı 32'ymiş. Kadınların bu örnekteki ortalama yaşı sağ el kullananlar için 39, sol el kullananlar için 33'müş. Zaten örnek veri setim çok küçük olduğu için
Çok bir şey ifade etmez ama olay bundan ibaret. Burada kalalım. Bir sonraki videoda Pandas kullanırken memoriyi nasıl optimize edersiniz, nasıl kullanılan kaynakları optimize edersiniz onu konuşacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.